Dernek çatısı altında toplandıktan sonra bankanın İstanbul Merkez Şubesi önünde gerçekleştirdikleri protesto esnasında Nezaket Ercan adındaki emekli bir öğretmen fenalık geçirdi. Olay yerindeki gazetecilerin yardımıyla hemen hastaneye kaldırılan Ercan'ın tüm birikimini Sözbank'ta değerlendirmeye çalıştığı öğrenildi. ...1389 bankalar kanunu hükümleriyle tasarruf mevduatı ve sigorta fonuna tanınan yetkilerin kullanılması sonucunda fon kurulunun... Turgut Bey! Efendim? Her şeyin bir yeri, bir zamanı var. Ne demek içeri giriyorsun? Burası benim kız kardeşim demek. İstediğim zaman girelim. Çarpın ben. Terbiye. Dokunma. Şikayet ederim. Havada mısınız? Polisten polisleri mi? Ben ne olmazayım bana? Ben Paris'te üç aradım bunu bulana kadar. Eyvah. Binur nerede? Binur. Binur ne oluyor burada? İşte evimizi soyuyorlar seçkin. Sen ne yaptığını sanıyorsun o tabloyla? Çabuk ver onu buraya. Çabuk. Bırak. Rahmetli babam rakı içerdi bunun karşısında gün batımında. Çık ellerini, yırtarım. Al şu tabloyu beyefendi. Gel gel üstüme. Gel gel üstüme. Asla da çabuk yap. Gelme üstüme. Gelme diyorum, bak çok fena olur. Gelme üstüme. Ay Günder, bir şey yap ne olur. Gelme üstüme. Hele bir dokun. Hele bir dokun. Ya ne yapsam? O yaptı yapacağını. Ben sana haftalardır yalvarıyorum boşa şu hırsızı kurtul diye. Kıçımı yırtıyorum. Dinleyen kim? Ay Seçkin, sen de başlama Allah aşkına ya. Günder? Ne oldu be? Günder! Günder nefes al. Günder nefes al. Günder! Ne oldu? Şeker. Şeker diyor. Eyvah. Şekeri düştü. Tatlı matlı bir şey mi? Tatlıyı bırakın. Doktor çağırın çabuk. Çocuklar bir doktor çağırın çabuk. Eyvah. Eyvah. Seçkin. Günder. Hayır. Aa. Günder. Günder. Eyvah. Yok. Allah belanızı versin, öldürdünüz adamı. Gel. Komünistin buldu gel. Pardon abi ya. Getin bakayım. Ama nochmal machst du das nicht, okay? Nochmal nicht. Genau, nochmal nicht, ne? Bırak. Abi, olmuyor ama ya. Siz sürekli Almanca konuşuyorsunuz, ben mevzuya Fransız kaldım. Nasıl? Kurtuluş, ambulans sürü. Hoş geldin abi, Lokman abi senden çok bahsetti. Nasılsın? Hoş bulduk, hayret bir şey ya. Var mı? At tamam abi. Bizden tamam mı? Etmeye çalışıyoruz. Bir dakika bekle, ben sana arayacağım. Biraz zaman vermeniz lazım bize. Evet. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun? Deniz, Deniz. Burası sırasın. Onları arıyorum zaten. Çalıyor. Açsana. Alo, buyurun. Orasis Bilgi İşlem. Efendim, anladım efendim. Grand Cevahir Otel.
İçine bak Kutucuğum, içine bak. Ya siktir et şu Alman'ı ya, boş ver Alman'ı. Baksana sen ve ben burada işi yaparız ya. Dünyanın parası yaparız. Sen teknik uzman, ben de organizasyon uzmanı. Organizasyon mu? Evet. Bu mu? Ya ben daha yeni yeni buradayım ya, biliyorsun ya. 8 ay oldu ya. Çevre yapamadım ben daha ya. Abi, tamam hazırız. Tamam. Hadi bildireyim şu işi. Bana bak. Bana bir daha bir kazık atmak kalkansın. Sen var ya, sen... Sen de bana bak. Ben olmazsam seni kimse alıcıya götürmez. Hapisten çıkmak nasıl bir yemek? Çok hoş. Herkese tavsiye ederim. Ekrem Bey, içerideyken en çok hangi yemekleri özlediniz? Kuru fasulye pilav. Ekrem Bey, haftada bir çift bakımı yaptırdınız. Hatta koğuşunuza bir güzel uzmanı getirttiniz, doğru mu? Haftada bir Arap samuru veriyorlar dedim. İhtiyacımız olmadı. Mendili ver. Seni kapadık Yamamoto için. Bir de iade emanet ama. O 4 otopark kaptık muamelelerini. Taşlatma lan Yamatana'da, Momotana'da. Bir karıya sahip çıkamadınız. Hangi karı abi? Hangi karı abi? Al. Ara o şırfıtıyı. Hemen restorana gelsin. O güzellik uzmanı karıyı da uyarın. Emredersin Ekrem'e. Kulağını çekin biraz. Peki. Ötmesin sağda solda. Dayı! Pardon. Ayvan! Önüne baksana lan! Yardım edin isterseniz. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Ayş! Ceren, Serdar! Hello security. Ne haber Ceren? Allah! Evet, evet sevgili seyirciler. Şimdi Ceren'e haftanın bilmecesini soruyoruz. Şiksiniz. Dur kaçma bana bak kaçacağım. Acaba geç kalmanın sebebi eski sevgilin Ekrem Uçarı'nın hapisten çıkmış olması olabilir mi ha? Hayır olamaz. Ne alakası var canım? Bek basarak bak 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 bak. Evet sevgili seyirciler haftanın sorusu. Bu kızlar niye gülüşüyorlar? Evet cevaplarınızı SMS yoluyla bir de oh! Ekrem Bey ve ben bundan birkaç ay önce gayet medenice bir şekilde yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Oğlum, oğlum çok güzel oldu ya. Hemen kaseti yollayalım akşama tanıtıma girsinler. Yürü. Başka karın içeride. Kulak müzikte. Gel, 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 gel. Dur. Açını al, iki sahipten. Elbiseyi göster bana. Elbise. Elbise var, siz yoksunuz. Mankenlik budur işte. Elbisenin içinde mi hiç olabilmek? Yanımıza hiçleri. Ben cep telefonları kapansındır. Neredesin sen? Gece çok yediyse kalkamamıştır sabah. Ya seçkin araba su kaynattı. Çabuk geç yerine. Çabuk yerine. Finali istiyorum herkes yerine. Refik Bey selamlarını iletti. Evet. Hoş bin. Almanya'daki kurulumcu şirketimizin teknik müdürlerinden Oliver Kahn bizi ziyarete gelmişti. Onu gönderdi. Kendisi bu sistemin mucitlerindendir. Öyle mi? Tabii. Bir kuşu gelsin. Canım çocuğum anayi. Ne ne demiş? Yanlış yok. Yanlış. Dur. Size kolay gelsin.
sevgili seyirciler, şu anda Grand Cevahir Otel'de... Oh maşallah, oğlum beni çeksene, beni çek, beni. Seçkin Doruk'un defilesinin son provası medyaya kapak olarak gerçekleştiriliyor. Ve ikinci kroz. Çüş yani. Yardım. Pardon, Deniz Hanım. Seçkin Bey, henüz salonun kirası yatmamış esas. Ben durama lan! İlgileniyorum efendim. Mersi, mersi, çok mersi. Mersi, çekilin be. Mersi, mersi, mersi. İndir onu. İkiniz dışarı. Begüm Ceren, yarım saat sonra odamda. Az önce Begüm sana bir omuz koydu, ne diyeceksin? Hadi minik, hadi. Hah, söyle abilerin güzeli. Alo Binnur. Binnur salonun kirası yatmamış. Yattı diye biliyorum ben şekerim. Dur bakayım bir öğreneyim. Zühtü Bey, bu defile salonunun parası yattı mı? He? Dur bakalım bekliyoruz. Bekliyoruz. Fikriye şunun sesini açsana. Soruyoruz. Sözbank'tan hortumlanan of. 1 milyar dolar nerede? Seçkin Kanal C'yi aç. Dulun, yetimin... Ay Berke. Televizyonu aç. C'yi tamam. Şimdi aa, bunlar iyice azıttı Seçkin. Efendim. Devlet Sayın Binnur Ersoy. Zühtü Bey. Bu kanalın sahibi değil. Ha, sağ ol. Tamam. Kira yapmış. Sağ olun. Hepimizin göz aydın. Ay o ne öyle kız öyle. Sağ ol Binnoş. Sen olmasan ne yapardım ba? Bak neyi gösteriyorlar şimdi. Tam takır hale gelmiş bankaları. Devletin kapısına bıraktıkları yetmiyormuş gibi. Vay be, amma pis geçiriyorlar bizim patrona. Ben de mi kovalamadım mı sizi? Binnur Hanım görüntü istedi biz ondan. Dur defol! Yırtarım! Sözbank'tan hortumlanan 1 milyar dolar nerede? Yok gazeteciler. Asman Süley. Yıl 1984. Paris'te. François Yottam'ın yanında staj yapıyorum. Defile öncesi. Yeni bir oğlan geldi 20 yaşında. Çok yakışıklı her yere. Sırım gibi. Bana döndü dedi ki bak dedi görürsün dedi. 6 ay içinde ben bu çocuğu zirveye çıkaracağım dedi. Ve dediğini yaptı. 4 ay sonra Mont Blanc'daki daimine kapıda herif. Ben böylece neyi öğrenmiş oldum? François Riot'tan ibni olduğunu. Hayır. Mont Blanc'ın Fransa'nın en yüksek dağı olduğunu. Ama sizin kafanız ibnilikten başka bir şeye çalışmadığı için bir tek bu kalır aklınızda. Bana bakın. Defilemi sizin sidik yarışınıza alet etmem ona göre. Biriniz ötekine dokunsun. Vallahi ikinizin de bacakları kırarım. Bir daha değil podyum merdiven çıkamazsınız. Ben ne yaptım Seçkin ya? Bana sponsorun var dedi. Var. Yok mu? Kime konuşuyor? Nerenizle dinliyorsunuz siz beni? İkiniz de dışarı. Dışarı. İşte böyle yediğinde kalırsın omuzu. Bana bak ciciş. Kırdırtma bana şimdi belini. Bana bak. Delirtmeyin beni. Taş ölçerim şimdi dışarı. Dışarı. Hepiniz. Alev uzun. Ne var? Sana bir şey getirdim. Ay Ceren. Hiç gerek yok ölmüş artık. İçinde okunmuş üflenmiş su var. Hem de 2 kere. Sen var ya sen. Sen benim bir daha. Canım benim. Şimdi akvaryumda gördüğünüz bu ay ağlarımızdan çıkan rizostoma pulmalar benzerlerinden %30 daha büyük ve gördüğünüz gibi daha renkli. Ayrıca nem oranını %68'den %64'e, tuz oranınıysa... Başlatma lan tuz oranına da nem oranına da. 2 saatte bir anlaşmaya imza atamadınız Allah'ın Japonuna.
契約書をさっさとサインしろというようなことをおっしゃってますね。Şu iğrenç şeyleri de koydunuz karşıma. Niye iştah kaldı ne bir şey? Aradın mı lan Ceren'i? Abi aradım açmıyor. Gece de fileleri var onların. Şimdi provadadır. Tokuru de keyak va dekin na. 15% ルピノマッシュを入れるならサインしてもいい。それ以外はダメだと言いなさい。通訳して。はい。Bu arada Yamamoto Bey diyor ki kesinlikle olmaz. Ama %15 ルピノマ olursa imzalayabileceğini söylüyor. Aval aval ne bakıyorsunuz lan? Ne istiyorsa koyun işte. Ekrem Bey, koyalım koymasına da Yamamoto Bey'in istediği okyanusta çıkan Ropilama Esselentum A sınıfı deniz anası. Bizim denizlerdeki ise B sınıfı. Ne demek ulan A sınıfı, B sınıfı? Okula mı gidiyor lan bu deniz anaları? Çek lan elimi. Bana bakın lan. Ya bu işi halledersiniz ya da o dediği anayı bulana kadar hepinizi sallandırırım Karadeniz'de. Hepimiz sana bir şey olmasın. Sen sana bir kayıt getirir misin? Sen bu kayıt getirir işte yere başlayalımız. Selamun aleyküm. Bodos Ekrem. Ve aleyküm selam. Oflu Muammer. Biz de tam senden bahsediyorduk. Ne demişler? İtan çomağı hazırla. Duydum çıktığını mapushaneden. Gideyim hem geçmiş olsun diyeyim. Hem de şu yeni otopark işi için tebrik edeyim dedim. Sağ olasın kardeş. Bugün bağ, yarın sağ. Gene şapana deniz anası kakalıyorsun ha? Helal olsun sağ. Buraya kadar gelmişken bir şiş kebabını yemeden gitmek olmaz da. Bilirsin. Kırmızı et denince İstanbul'da senin restoranı tek geçerim. Tek. geçin da. Kapalı izlemediniz mi lan burası için? He? Geçin lan yerinize. Anlat. Seçkin Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Ulan Seçkin. 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 Her yerde sizi arıyordum. Sen Şampey. Merci. Sizinle konuşmamız lazım. Defileden sonra. Gel onu. Siz nasıl hazırlarsınız? Efendim hoş geldiniz. Sevgili misafirlerim. Kadehimi Ekrem kardeşimin şerefine kaldırmak isterim. Memleketimizin tek top tam deniz anası ihracatçısının şerefine. Tamam lan. Ne diyorsa tamam. Şöyle ileri alın, orada boş bir yerler var. Fark edin, bekleyin. Tamam, iyi nöbetler. Kurtulur. Nerede lan bu sıçtı mı sakallı? Nerede lan bu sakal? Pardon abi. Aman da aman Gökhanların en güzeli. Ulan ne isteyeceksin yine benden? Bak, sende bir gün Ceren'e omuz atarkenki görüntüsü varmış. Yap kardeşine bir kıyak. Ulan Ferah, ne otlakçı adamsın. Öyle. Bu lise diplomasını bile benden kopya çekeceksin ya. Okunayım ben ya. Tamam, tamam. Yarın uğra bir kopya çıkarırım ben sana. Aslan. Tamam oğlum yavşama lan. Ne yavşasın? Merhaba. Merhaba. Ne varsın ya? Seçkin Doruk geldi. Ne diyorsun Doruk? Ben. Alın lan. Kopya gün gelmeyin üstüme teker teker gelin. Binnur Ersöz geldi. Binnur Ersöz. Pardon. Siz görüntü istersiniz. Şöyle soldan başlayıp, tamam, değil mi? Buyurun efendim. Evet. Seçkin Bey, kıyafetlerinizin tasarımı aşamasında Binnur Hanım'ın gardırobundan yardım alıyor musunuz? Evet, işime karışmasın diye onu oraya kilitliyorum. Bak şimdi. Binnur Hanım, eşinizin yurt dışına tam 1 milyar dolar para kaçırdığı söyleniyor. Acaba doğru mu? Arkadaşlar, bu akşam burada toplanmamızın sebebi hepinizin bildiği gibi abimin defilesi. Onun için bu konuyla ilgili sorular alıyoruz. Peki, tamam. Ama abinizin defilesi de eşinizin TMSF tarafından el konulan antika eşya koleksiyonunun sergilendiği otelde yapılıyor. Acaba buna ne diyeceksiniz? Ayrıca eşinizin de yurt dışında parası olduğunu biliyoruz.
Evet, 1 milyar dolarımız vardı. Fakat ben bunun hepsini abimin defilesine harcadım. Çünkü benim abim her şeyin en iyisine layık. Uygun kelimeleri seçebiliyorsam bu defilede ben abimi kanatlarımın altına aldım. Hep benim yüzümden. Müzayede bitene kadar beklemediğiniz bir defile için. Boş ver Allah aşkına, böyle daha iyi. Bak her şeyimizi aldılar, hala dimdik ayaklarımız göğsünde. Meselesi eskildi. Sen çıkın. Kardeşim defileden sonra demedim mi? Beyefendi çıkar mısınız dışarı? Jözen, please, sonra mı anneyse mi? Sonra, sonra. Çıkar mısınız lütfen? Size söylüyorum, çıkar mısınız beyefendi? Bak oğlum. Hakim böyle şişesini kaybetmiş kavanoz kapağı gibi. Şekerim, hadi bakalım, bol şans. Mersi. Güzelim. Hadi bakalım, görüşürüz sonra. Hadi kızlar toplandı, sorduk neden yıprandı. Merhaba ey mehter ağabey. Alan bu tekiye, alan bu tekiye. Ekrem Bey'in masasının yanına bırakın şöyle. Ne lan bu? Ya Ekrem, vallahi inan duyunca çok üzüldüm. Ama kader işte. Ne yapacaksın? Kimine çift veri, kimine tek veri. Ne diyorsun lan sen? Ne teki? Tekmiş ya. Fazla ne diyor lan bu? Ha? İnan elimde olsa vereyim benimkilerden birini. Ama ben tek topla kalınca bir duyan olur. O zaman utancımdan elirim ben. Efendim, Bay Yamamoto büyük bir istendikle geçmiş olsun dileklerini size iletiyor. Ya Ekrem, sorulmaz ama hiç mi ötmeyin? Fazla hangi orospu çıkartıyor lan bu lafları? Hangi orospu lan? Ula! Ula baku! Hayır, olamaz. İtiyan, çomayı hazırla. Tek 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 basaraktan. Özür dilerim. Evet, kim aldı bize meseleyi söyleyin? Şok, şok, şok. Kerem Çaylar tek bir çift. Kime giriyor? Adanıza da, Urfa'nıza da. Doza ver sigaralar. Oh!
abi ne yaptın? Ne mi yaptım? Oğlum ben televizyona ateş edecektim. Nice bir şekilde yollarımızı ayırdık. Kendisine bulmak. Ulan orospu. Yattın mı? Ekrem abi bittik abi. Hayatımız kaydı. Bak ilk uçakla yurt dışına kaçalım. Ya bunu manyak mısın lan? Meksika'ya mı gideceğiz? Zaten hayatım kaymış. Bu son kurşunu da o Ceren orospusuna sıkmazsam bana da bodos Ekrem demesinler. Yürü gidiyoruz lan. Ekrem abi boş ver abi. Yürü dedim ulan sana. Emredersin abi. Bok yiyenin oğlayım. Ben eleyim ama sen hep tek top kalacaksın. Ulan senin anan tek top ulan. Senin anan tek top. Ulan fahişe. Bekle ulan. Bekle geliyorum. Ceren, ne yapıyorsun? Bitiremedin mi bu saate kadar? Nasıl can olmasın senin? Ceren, kalk. Hadi. Bunu karıştırma oğlum. Pardon abi. Allah'ım sen benim işimi kara çıkarma ya Rabbim. Amin. Ateistlerin yüz karası. Temizliğe başlıyor. Hadi bismillah stop. Herkese ver oğlum yukarıya. Hadi be. Kızılay yardımı hazır. Stop. Yıkılıyor karılar, yıkılıyor. Kim doğruyor abi bu karıları? Bozulur muyuz? Bırak, bırak. Aydar. Aydar. Efendim, alo. Bir sergi salonuna gitsene be koçum. Kamera bozuldu galiba. Ha, bakayım. Ya valla sürücü koçum. Dans ettir. Geldi. Bunun ışığı yanıyor. Çalışıyor bu. Haydar'cığım bir el salla koçum be. Hadi bakayım. Ha. Haydar kardeşim bir kere de zıplayabilir misin lütfen? Lan dalga geçmeyin lan. Kalk. Vallahi dalga geçmiyorum Aydar'ım be. Kamera bir bozuluyor, bir gidiyor, bir geliyor. Üzerine vuruyoruz, çalışıyor. Teşekkürler, sağ ol. Hadi yerine geçsen. İyi. Saf salak. Baksana şu yeni bozuluyor. Bak. Korkunu çıkardı. Vay.
Şu iki. Güle iç. Çok harcını. Şey Defne insanını bir CD yolla. He? Yolla CD, CD. Hediye mi? Ne diyor bu ya? CD diyor abi galiba. CD mi diyor? Alo. Abi gel. Koy lan, koy lan. Tamam, tamam. Defne salonundan çok ayrıca CD istediler. Bak gördün mü abi? Ya bizim meslekte iki dakika rahat yok. Hemen bir iş çıktı. Yardım ister misin? Yok yok, sağ ol. Sağ ol. Baba! Baba! Kardeşim bir saniye, böyle bostana girer gibi giremezsiniz. Lan bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Zofri'nin uçakları ilk istediğimiz yere girelim. Baba! Baba neredesin? Sizler ömür, babanız Mart'ta. Korsan'da! Korsan'da! Tutun şunu. Krem ne? Bunlar krem nesin? Seni tek tobunla şişlemezsen bağa da sefer demez. La ben diye birinden şişlemezsen bağa da Edrus demez. Yürü la. Kapı oraya dur. Evet. Ekrem abi, istersen bir yerde durup yoğurt muhut alalım ha? Siktir la. İstersen durayım da üstüne işe. Estağfurullah abi. Bas lan gaza, bas hele. Emredersin abi. Usta, defile salonu nerede kaldı burada? Defile salonu, defile salonu. Bak şimdi şu kapıdan girin. Yok yok, en iyisi siz şimdi geldiniz bir dost olun. Oha lan, ne vuruyor lan? Oha lan, vur! Lan, kaç tane! Hadi lan! Bayılsana oğlum ya! Şeftalinin arasında askerler. Oğlum lan! Lokman abi, şimdi bu kamera bizi çekmiyor değil mi abi? Çekiyor, çekiyor. Ananı çekiyor. Hadi lan işine. Hayırdır? Vallahi yanlışlıkla oldu. Çok işte üstü üstüne. Sen burada kütür başını gösterirsin diye defile yapıyorum ben çünkü. Ay seçkin çıkmıyor be elbise. Gel çabuk, gel. Teste herifi buldum abi. Kurtuluş, sen bunu bilerek mi yapıyorsun oğlum? Sirkte miyiz? Filleri mi çağırayım? Pardon abi. Peki yapmışsın. Evet kızlar, evet. Hadi filan. Bu saatte yapılır. Hadi yapasana. Hadi. Pardon abi. Hadi canım, hadi güzelim göreyim seni. Aman, seçkin bu saatten sonra ne olabilir ki? Aman aman, deli nasıl? Allah korusun. Aslı, bekleyelim dışarıda. Gel lan buraya. Polis nerede lan? Polis. Tarafında.
kızım yeter. Oynamayın oran babamla. Ne yapıyor? Daha bitmedi. Ambulansı bıraktım. İfeyi ben çağırdım. Bitirdin buraya gel. Buraya gel. Ya çek kardeşim. Tamam abi, tamam. Tamam abi.
Çıldıracağım, senin yerini bilmiyor. Abi Allah aşkına şu şeyi başımda çek ya. Aslına ya sen... kardeşim sana ne? Ne oluyor lan? Bunu niye buldun? Sen mi dedin lan? Hepinizi şikayet edeceğim. Adam kaçırmak ne demekmiş göstereceğim hepinize. Siz benim daha... Aa! İyi akşamlar memur abi. Kaldık işte. İyi akşamlar. Sinirin mi bozuldu? Ya önce bir şey etti ama sonra şey olmadı abi. Nesi var hastanın? Şey var. Apandisit abi. Patlamak üzere. Ne? Yolu açıyorum. Çabuk beni takip et. Ne? Tabii. Sıçtı abi. Sıçtı. Çok fena sıçtı. Ya bu sinirini ötürdük. Ötüremedik. Bizi çok fena ötürecekler abi. Sonra ne oldu? Sonra o kıskanç kaltak... Pardon Ceren Serdar hanımefendi. Suratıma yumruğu çakıverdi. Pis kaltak. Yalnız taş yaktı karemi sağlam bulmuş. Şerefsiz. Ne olur abim bulun komiser bey, rica ediyorum. Sakin olun hanımefendi. Abiniz de katili de tablolarda bulacağız. Ne katili ne tablosu? El koyduklarımızdan. Şu sizin meşhur 3 adet Şekerahmet Paşa tablonuz. Hey, abimin en sevdikleri. Sergi salonundan çalındılar. E pes. Yani biz aile olarak o koleksiyona 40 küsur sene sahip çıktık. Siz koskoca devlet 2 ay koruyamadınız. Bravo. Komiserim, kamera kayıtları temiz. Ne yani? Biz kadar yerde 8 tane güvenlik kamerası var. Bu kadar olay oluyor ve elimizde hiç görüntü yok. Ha? Var. Şimdi ses kablosunu taksaydık biz burada. Hani ben haberci kimliğimle bu dehşet insan avını biraz daha böyle zaplanmayacak ve heyecanlı bir hale getirebilirdim. Tabii seyircinin ilgisini... Yani ben sadece senin zıplayan kafanı görüyorum Gökhan Efendi. Onunla da adam mı kovalıyorsun, horon mu tepiyorsun belli değil. Evet. Tam burada silah ateşlendi, ondan biraz titredik. Ay çocuklar ben buna bakamam, çok fenayım ben. Ben kan göremem. Seçkin orada Allah. Aç. Dur. Komiserim, koşan kişinin kimliğini bilmiyoruz. Heh. Ambulansdan sarkan Seçkin Doruk. Heh. Yerde yatan da maktul Lokman Çiftçi. Heh. Ambulansın plakası gözükmüyor. Hemen bütün ekiplere haber verin. Şüpheli bir ambulans görürlerse... Çevirsinler. Bravo. Evet. Bravo. Abi, geldik abi. Sıçtık vallahi. Ne yapacaksın şimdi abi? Ne duruyorsun kardeşim? İndirsene hastayı. Kapatsana şunu kardeşim. Polis de göz göze geldi. Bir de akşam başımız belaya girmesin. Sakın bir yere gitme, tamam mı? Tamam, gitme. Anladın mı? Anladım. Güzel. Niye gideyim ki? Seçkin, hadi uyan be. Gözünü seveyim uyan. Beni bu manyak mı yalnız bırakma bak. Alo, biraz bağır abi, bağır. Hadi sen bağır, ben duyamıyorum. Bağır baba. Ne? Geçmiş olsun.
Yok sen dön. Bir dakika, bir dakika kardeşim. Otopark mı burası ya? Bir dakika, çeksene arabanın arka tarafı. Saçkınlıyorum be. Yo. He. Sen beş dakika sonra. Yok. Arka kapıyı. Arka lan. Abi be. Ya benim çok acil bir işim çıktı. Seni şurada taksi durağında bıraksam orada çıksın ya. Ne taksici be kardeşim, manyak mısın sen yahu? Çocuk hasta, bilet yetiştireceğiz. Ölüyor. Gidiyor çocuk be, gidiyor. İyi de paralar da gidiyor be kardeşim ya. Bizde kapı gibi görüntüler var Bingur Hanım. Yani polis en kısa zamanda abinizi bulacaktır. Komiserim. Ha. Motorlu devre ekiplerimizden biraz önce sireni bozuk bir ambulansı İstanbul Eğitim Hastanesi'ne götürmüş. O motorlu arkadaşa söyleyin hastaneye dönsün. Hadi. Hadi. Nuri, arabayı kapının önüne getir hemen şu anda. Nereye kadar gelebiliyorsun sen? Lütfen kendinizi helak etmeyin Bindur Hanım. Biz varız burada. Bizim arabamız sizin arabanız. Hadi çocuklar o zaman hemen, hemen. Buyurun Bindur Hanım. Kusura bakmayın Bindur Hanım, vakit bulup yıkatamadım da. Tamam canım, ne olur hadi. Şey haliyle frenlere de baktıramadım. Kusura bakmayın Bindur Hanım. Elden gidiyor diye maymuna dönersin. Annen yaşında bir kadın senden bir bardak su isteyince getirmezsin. Hergele. Bir de doktor olacaksın. Ne istiyorsun kadın? Değdin mi? Yatır beni. Yattık seçkin, yattık. Alo, gidiyorum. Çok mu acıyor? Vah yavrum vah, vah canım vah. Yaklaş bakayım, yaklaş. Eğil. Eğil şöyle bakayım ha. Oh. Şöyle eğil. Geç hadi. Yeter hadi. Ah yavrum ah. Benim senin yaşında bir kızım var. Ona ne kadar benziyorsun biliyor musun? Geçer hadi. Hadi al bakalım. Anne, senin başına ne geldi? Ayaklarıma inme indi. 2 aydır yürüyemiyorum. Kaza mı geçirdin? Kaza. Kaza geçirmedim. Kazazade değilim. Dün derse de. İyi de o da geçer. Daha bana bak. Kafana buz koymayı unutma. Tamam anne. Oo, canım benim. Bana anne diyen dillerini sevsinler seni. Yarın sabah beni rehabilitasyon budur nedir o şeye sen götür olur mu? Tamam söz. Söz mü? Söz ya söz. Hadi. Hep söz verirsiniz sonra da cayarsınız. Hadi. Bu çapka seninle kalsın. Anne senin adın
nezaket. Ya daha ne kadar taşıyabilirim ki seni? Kızı seç kesin. Bir yana bile. Bitti be oğlum. Neredesin sen? Her yerde seni arıyorum. Ya seni yakalayayım. İdris oğlum, boş ver oğlum, boş ver. Ulan hayret bir şey ya, öz babasının yanına almayla adamı ya. İnsanlık ölmüş daha. Ha İdris, ara sor bakalım, bizim uşaklar bulmuş mu Ekrem İblasım'ın yerini? Gidip şişle ya. Numara doğru muydu? Ya doğrudu. Bak bakayım. Bak ayarım da doğrudu ne? Evet. Merak etmeyin amirim. Bütün hastane kontrolüm altında. Kuş çırpmıyorum. Şarjörü boşalttık. Nasıl geldi lan? Tuvalet sanki yarı yarıda içine girdi ya. Aha gitti adam. Aha doktor geldi. Sen onun hikmetine akıl sır Ermi. Ula dayı. Çalışırsan arabayı. Uy. Yok. Ben bittim. Ben mahvoldum. Vallahi öldürecek. Billahi öldürecek beni. Sen sus ya. Çene yapma. Sus. Hakikaten hoca ben arabaya bindiğimizden beri çene suyu pınar.
Adamcağız bizi senin Ekrem'den kurtarmaya çalışıyor. Sen adamcağızın kafasını şişirdin. Pardon adamcağız deyip duruyorum. İsim neydi kardeş? Alo. Ben Seçkin, Seçkin Doruk. Bu da Ceren, kızım gibidir. Siz bakmayın gazetedeki dedikodulara. Dünyalar güzeli. Sen ne sus ya? Sus! Kapatmadın mı ya? Kapat işte. Doktor kapattın mı abi? Ya söyledim, arkada hasta var. Rahatsız oluyor dedim, dinletemedim. Hastaneye gelmek ya, gerek yok, gerek yok. Hala telefonla mı konuşuyorsun ya? Kapatsana şunu be! Kapat! Hastamız var arkada. Karadan emir var. Bütün ambulanslar durulacak denir. Ay yürek dışı konuş. Ambulans durduruyorlar. Böyle bir şey görmedim. Alo ne yapıyorsun kardeşim? Adresi bilir misin? Adres. Cep telefonla konuşulmayacağını bilmiyor musun sen? Biliyorum abi. Adres. Karanfil. Ne? Karanfil. Ya ameliyata götüreceğiz. Kapat. Hayret bir şey ya. Bana bak. Şu çocuğa en ufak bir şey olsun. Tamam. Seni sürüm seni sürdüm. Hastamadan değilim. Tamam abi. Ne hala ben sana seyrediyor. Bak sana kaza gidiyor çocuk. Karanfil sokak abi. 1999. Florya. Florya. Şey biliyor musun sen bu şeyi? Flora, Flora. Florya. Avucumun içi gibi bilirim. Florya. Latince Flora'dan gelir. Onun için Florya'daki bütün sokakların adı çiçek adıdır. Karanfil, sokak, gül, sokak. Aşağı kalır mı? Hey!
kullanıyor o. La iyi ki araba kullanıyorsun dayı ya. Uy, ne uy? Sanki vurdun adam ya. Bırak tampon ne sabını kime vereceğiz ama ya? Hala bıdı bıdı konuşayım. Abi çal sana ben yedemem ya. Yok, zahmet etmeyin. Ben burada... Aa! Hadi kaçalım Seçkin. Bu zifiri karanlıkta bizi hayat... Dur yani. Hiçbir yere gitmiyoruz. Aile yadigarı tablolar kucağıma düşmüş. Bırakır mıyım ben o serserinin eline? Ne tablası şimdi ya? Dündar'ın ablamdan, devletin Dündar'dan... ...bu serserinin de devletten çaldığı tablolar. Şimdi sıra bende. İnanmıyorum Seçkin. Sen resmen hırsızlık yapacaksın. Yani senin gibi akıllı mantıklı bir insan bile bunu... Ceren. Herkeslerin ışığı söndü dediği bir anda... ...ben bir defile düzenleyip onların yüzünü kara çıkarmak istedim. Ama aptal karının teki tek bir yumrukla sıçtı içine. Akıl mantık mı kaldı bende? Yani... Senin yüzünden samanlıkta düzülmüş kediye döndüm. Çok özür dilerim. Özür dileme benden. İyi vallahi her bokuya sonra özür dile. Elini topuğuna kuyruk sallaya bir gün boka dolanacağım belliydi zaten. Beni de doladır o boklu kuyruğa. Tebrik ederim. Kestim, rahatlarsın. Ya niye böyle yapıyorsun Seçkin ya? Beni seni üzmek ister miyim? Dur kaçmıyoruz mu? Hırsız mı? Bak zaten öleceğim. Nefret ediyorsun benden değil mi? Saçmalama Ceren. Polis! Hırsız var! Dur kaçıyoruz mu? Benim bakma sen bağırdığıma. Her şey üst üste geldi. Ben senden çıkardım hırsızı. Aslında seninle bir ilgisi yok. Gördüğün iki yerde öldürecek beni Seçkin. Olur mu öyle şey? Ben varken kimse dokunamaz sana. Yırtarım vallahi. Polis! Polis! Hırsız var! Ben sana kıyamam. Sen ölürsen ben... Seçkin. Benim de sinirlerim boşaldı. Seçkin. Affedersiniz mendil var mı kardeş? Ben yok. Kusura bakmayın. Pardon burada sizin mendil. İsim neydi? Ekrem'in arabası mı ya? Senin gözün oynasın. Ondan takip ediyor herif bizi. Ekrem'in arabası. Ceren'le abin nereye gidiyor? O Ceren'le Pegola nereye gidiyor lan? Florya'ya. Ne bok yemeye gidiyorlar lan Florya'ya? Yanlarındaki adamın saat 10'da Florya'da bir emanet teslim etmesi gerekiyor. Ne emaneti? 3 tane tablo. Aa, masal anlatma lan bana. Ne tablosu? Vallahi doğru söylüyorum ya. Nereden bileceğim doğru söylediğini? Çünkü emaneti teslim alacak olan benim. Ne anlatıyorsun be kadın? Bırak ne anlattığımdan sana ne? Sen kızı istemiyor musun? Ben de tabloları istiyorum. Gidelim alalım. Geriye tabii halletmemiz gereken bir pürüz kalıyor. Siz hiç merak etmeyin Bindur Hanım. Yani sırrımızın ölene kadar benimle kalacağına emin olabilirsiniz. Ondan eminim Gökhan. Öldürsene şunu. Hadi be manyaklaşma. Bugün yeteri kadar adam öldürdüm zaten. Bir de bu lavukla mı uğraşacağım? Sen kızı istiyor musun istemiyor musun? Bak haline. Sana da yazık. Öldür itsin. Ay! Ay! Ay da burada değil. Ay burada değil. Ne yapıyorsun ya? Beni acayip kan tutar. Dışarıda bir yerde yapın. İn lan aşağı. Çek lan dışarı. Çek lan. İn lan dedim. Ne? Geliyorlar lan. Yani Fazlı Bey'e çarpan sizin arabanız ha? Evet. Siz o sırada Ekrem Bey'in arabasının peşinden koşuyordunuz. Evet. Ekrem Bey bu sırada kendi arabasında. Hayır.
Ekrem Bey nerede? Onlar arabasıyla. Yani size Ekrem Bey mi çarptı? Yok, ben çarptım. Ekrem Bey'in sizin yanınızda ne işi var? Sana soruyorum. Ekrem Bey yok arabada. Ekrem Bey ne yapıyor bu sırada? Kendi arabasını kovalıyor. Nasıl kovalıyor ya? Düzeltiyorum, nasıl kovalıyor? Onun arabası. Komiserim, sahil yolunda sürat yapan iki şüpheli araç tespit etmişler. Anlaşıldı. İyi anladınız. Mersi, çok mersi. Hayret. Seçkin Hayattaoğlu frangodan başka ne yapar mısın ki? Bu Ekrem var ya, neden hep senin peşindeyim? Kızdırdım da ben onu biraz. Biraz? Ha. Ya, aslında biz onunla sevgiliydik. Sonra baktım olmuyor, ayrıldım işte. Peki, sevdin mi yani? Sevdim mi? Bilmem, belki. Ya, beni boş verelim mi? Hadi senden bahsedelim. Sen belli ki burunlu değilsin. Büyük adaya gidecek. Anneme. Hiç faytona bindin mi büyük adada? Annem orada çalıştı. Temizlik yaptı işte. Bir gün gelecek. Şimdi şu taraftan buraya bakayım. Bir gün gelecek, o taraftan buraya bakacak. Peki baktın mı hiç? Yine. Ya. Acıyor mu? Ya baksana, çok şiştiler. Ya su toplamış. Değil mi? Takılma, öyle gıdık tanıyorum. Ay, nasıl rahatladım, nasıl rahatladım. Üzerimden büyük kalktı sanki. Dokuz, dokuz, dokuz. Burası geçti. Dokuz. Bravo, ileride bir şey var sanki. Ha? Kapa, farları kapa. Ben de alabilir miyim ondan bir tane? Bir tane de ben alayım abi. Siktir lan. Heh, işte bak, karanfil sokak. Ben demiştim yaklaştık diye. Burası olduğundan emin misin? Burası, burası. Başka karanfil olmasın? Ayol, aynı semtte iki tane karanfil sokak olur mu? Bir tane olur, tek, bir tane. Burası. Burada bekleyin efendim, birazdan gelir. Mersi. Nereye ya?
Tamam tamam geliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ha gözüm kör olmasın. Sürpriz! Ha yüreğim ağzına geldi gözüm kör oldu. Kusura bakma abla. Ben gerçek ambulans değilim. Yok be abla. Seveyim ya. Vallahi acelem var. Paralar gidiyor. Allah'ım yarabbim. Hem ben anlamam ki hasta şey etmekten. Çok teşekkürler efendim. Zahmet ettiniz. Çok mersi. Erdoğan. Aa seçkin. Bu ne güzel sürpriz. Nasılsın? Mersi. Nasıl geçti defile? Yarın bütün gazetelere manşet olacaksın. Hiç şüphen olmasın. Seçkin, bu ne muhteşem bir şey böyle. Cam sakızı çoban şeysi. Evet, bakar mısın? Harika, harika, harika. Ceren sen de harika. Al. Mutlu yıllar efendim. Sağ olun efendim. Bizim para ne olacak? Ne parası? 50.000 dolar. Hamalları gümrükten çekmedik ki. Hem söyle senin amirinle daha pek çok iş yapacağız. Peki basın yani. Harika. Ah, harika. Ah, akşam defile. Sesim mi? Kusura bakmayın ben hemen geliyorum. Siz Ceren Hanım'la ilgilenin. Ceren. Yeni sevgilin mi? Yok. Kuzenim. Adı ne adı? Adı ben de saklı. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Niye iki tane bundan? Geleceklerinden emin misin? Tamam, gelecekler. Alo, oğlum salak neredesin? Burada büyük olay var. Alo. Ne yapıyorsun lan sen? Şu an Ceren seni basına tanıtıyor. Evet, FETÖ'nün benim millesi. Lan oğlum telefon, ulan. Kapat ulan, kapat. Akkaranfil sokak salak. Hadi çabuk ol. Akkaranfil mi? Lan, sen o SMS haberini yapan lavuk değil misin ulan? Sen bittin ulan sen. Senin ebenin. Abi dur. Abi dur. Ceren'in nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Nerede lan? Yemin ederim abi. Şimdi arayan arkadaş söyledi. Bir doğum günü partisindeymiş abi. Neredeymiş lan söyle. Vallahi adresi de verdi. İzin ver götüreyim ben sana. Çabuk söyle. Yalnız küçük bir ricam var. Ne? Vallahi beni kan tutmaz. Ne kanı lan? Ne diyorsun sen? Gökhan, o 10.000 dolar veririm. 20.000 dolar. Manyak mısınız lan? Ne doları bu? Gökhan, 50.000 dolar şu anda. Yarın tarihli çek yazıyorum sana. Tamam abi, ileriden sağ abi. Ne diyorsun lan? Çalıştır abi motoru sen, farları da yak. Farları yakayım mı? Yak yak. Senden çok telefonuyla ilgileniyor sanki. Kendisi uluslararası borsacıdır. Amerika'dan saat başı rapor oluyor. E malum, saat var. Devam yeme be. At karanfil sokak mı? Tamam abi, sen tabloları kap, ben seni almaya geliyorum. Ben Saatik Topu sokaktan hiç çıkmadı demedim mi? Dedin, dedin de ne pok yedin la. Hareket et, durup arabayı da ivme kazandır. La sus la, sus la. Saatik müsaade. Ya tamam yaptıracağım, şerefsizim yaptıracağım ama benden ayrılırsan ikisini de söker alırım şerefsiz. Tamam ayrılırsam söker alırsın. Tamam alırım ama unutma. Hadi gel ben hadi. Bak güzel misin? Sus. Tabloları alma işte. Al sana ne kadar istersen veririm. Ne kadar lazım olabilir ki sana? Ha? 50.000 dolar işte. 50.000 dolar mı? Evet. 50.000 dolar işime bütün bunlar. Ben canım dişime takar öderim sana 50.000 doları. Olur ya. Siz burada bu ne muhteşem bir sürpriz. Ay içim katıldı yine mi sen? Defileniz için çok üzgünüm. Sizin için muhteşem planlarım var. Baş başa kalabileceğimiz bir... Şimdi olmaz kardeşim işim var belki sonra. Ne kadar sonra? Çok sonra. Dekor burada bekliyorum. Mersin. Öbür yaşamda. Pardon. Hadi Bildur Hanım. Aa Fethi be.
Hoş geldiniz. Nasılsınız? Mersi. Ne kadar şıksınız her zaman gibi. Sağ olun. Az önce abinin Selçuk Bey'i de kulağınızı çınlattık. Hele o hediyeler gerçekten harika. Hediyeler? Hani yollamışsınız ya fesli mesli adamlar. Gerçekten harika. Mükemmel. Evet, evet, evet. Değil mi? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Bakalım biraz da benle konuşalım. Gel. Ben bir daha seni arayacaktım. Nihayet elime düştü. Gel. Gel. 85'ten 162 merkeze. Tarif edilen arabalardan bir... Monsieur Siskin, burada olduğunuzu duyunca dayanamadım, geldim. Monsieur, sen benim başımın belası mısın? Oui, başınızın tatlı belasıyım. Defterimiz yüzünden son derece sıkıntılı olduğunuzu biliyorum. Ama sizi rahatlatmanın yolunu da biliyorum. Tabii bana iki dakikanızı verirseniz. Vermiyorum. Vermeyeceğim. Bir daha karşıma çıkma, çok fena yaparım. Şimdi pardon. Çıkın. Merci, pardon. Hayret bir şey ya. Sürük gibi. Yok. Çok simarik. Çok ödersiniz. Sıkın. Sıkın. Canım iyi misin? Çok bak bak. Canım benim. Yüzüne ne oldu? Dur ben sana pomat falan getireyim. İşte, gel buraya. Gel. Seninle sohbet edersek hiçbir şey işim kalmaz. Yalvarırım öldürme beni. Oğlum hem yalvarıyorsun hem de el aleme şey olduğumu söylüyorsun. Yemin billah ağzından seninle ilgili tek bir kelime çıkmadı. Bak hala tek diyorsun. Vallahi onu ben söylemedim Eko ya. Kim söyledi lan? Ağzım kaçtı. İyi bok yedin. Canım benim ya bu kötü bir şey değil ki yani hepimizin başına gelebilir. Yani bugün senin, yarın benim. Bana bak sen öldür lan. Öldür sen. Soktuğumu ne oldu? Şeddoğumun iblesi. Tek tobe? Tek tobinden asacı olsun. Tek tobinden. Topsuz kalacağız. Bodos ekire. Bodoslama gireceğim sakin. Bakayım onu. Yürü, yürü lan. Lan. Yürü. Gel. Hepsini aldım. Hepsini. Çabuk. Hepsini. Çıldık, ne yapıyorsun? Seçkin, Dündar'ın serveti bu tablolardan birinde gizli. Şifre, $1 milyar. Şunlardan birini girtsene sen. Hayır efendim, onlar Şeker Ahmet Paşa. Şeker. Sen çaldırttın onları. Günaydın. Defileyi de özellikle ol. Benim defilem senin yüzünden mahvoldu. Aman Allah aşkına, zaten mahvolmuştu be Seçkin. İki tane kumaşı bir araya diktin diye sen de terzi oldun başımıza. Hadi. İki üniversiteden diplomalı bir stilistim ben. Modacıyım, sanatçıyım. Ayırırım ben senin sanatını. Paris'te kış büyütüyorsun senelerdir. Nasıl? Benim paramla. Ne bakıyorsun? Ay Binnur salonun kirası yatmamış. Binnur'cum kumaş alacağım. Çağ mersi mersi çok mersi. Sürekli böyle. Nereden geliyordu o paranın? Benden geliyordu. Bunda bir şey yok. Ne sallandırıyorsun yüzünü? Sana bir şey olmayacak ki. Yine giydireceğiz, kuşatacağız. Böyle ortada kırıta kırıta gezeceksin, ha? Soytarı, bunda da yok. Seçkin ver. Hayır. Rahmetli babam rakı içerdi bunun karşısında gün batımında. Seçkin, tamam işte biz de rakı fabrikası açıyoruz onunla. Ha? Babamın şerefine, ver. Asla. Seçkin ver şunu. Yılan kadın. Fatal. Seçkin pişman ederim. Evet ben bu gece benimle.
hakem ve halay zamanı. Hadi bakalım. Sefer kurtulamayacağız. Bırak onu tabancayı. Yürü lan hesabını sağa soracağım. Yürü. Gel abiye bak. Yürü lan yürü. Siz de şöyle bir şey alalım Ekrem. Gelin bakayım deve güreşi yapalım. Bakalım da. Binnur Hanım, elimizde TMSF'ye ait 3 tabloyu çaldırdığınıza, bir cinayet zanlısıyla ortaklık ettiğinize ve bir muhabirinizi öldürtmeye çalıştığınıza dair deliller var. Ne diyeceksiniz? İşini mi kaybetmek istiyorsun? Gerizekalı, kapa kamerayı. Kapa kamerayı hayvan!
Efendim tanıştırayım. Yanımızda komiser Talat ve TMSF görevlisi Sayın Turgut. Şaşmazer. Kim? Şaşmazer. Şaşmazer. Turgut Şaşmazer var. Maktul Lokman çiftçinin cep telefonu kayıtlarında. Son üç günde değişik saatlerde. Görüşme yaptınız, tespit edildi. Şimdi... Tevkif. Çevirin diyor. Aman diyor. Ah canım, eli de çok kötü olmuş. Yaralarımın en kötüğü. Bir bilsen. Her şey bitti. Son güvendiğim kale de gitti. Derler ki... Ne kadar dibe vurursan o kadar yükseğe çıkarsın, al işte. Yarın yepyeni bir gün olacaktı ama artık geçmiş. Olur mu canım? Müşüsüz ki biz varız ikimiz. Gözün oynasın, bunun ötekisi de var. Bizler Avi Arik Koen, moda ajanlarıyız. Sizi Paris'te düzenleyeceğimiz Europa Haute Couture Fashion Show'da görmek isteriz. Patronlarımızın deyimiyle ne pahasına olursa olsun. Canlarım benim. Mersi, çok mersi. Kız taş ölçerim. Ay şimdi öpeceğim, öpeceğim. Yarın öpeceğim. Borsacı. Borsacım ya, ne olurum ya. Çok korkuyorum. Sağ ol kardeşim. Bir gün hiç unutmam, yine Paris'te. Bir defile provası yapıyoruz. Kızın elbisesi. Kan kaybından ölüyorum, dönüp bakıyorum. Biliyordum çünkü beni kurtaracağını. Adını bilmediğim adam uyan. Pamya. Ne? Adını Pamya. Nasıl abiler, ablalar? Rahat mıyız? Şişede durduğu gibi durmuyor tabii, değil mi efendim? Kusura bakma Kurtuluş abi. Para için. Stir etme abi. Ya, önemli olan sağlık. Bingür ablaya ne kadar teşekkür etsek az. Yani seni bu soygun için ta Almanyalardan getirmiş. Sağ olsun çılgın Artika sevgisi. Keşke öyle olsaydı. Sebep işte o değilmiş. Sözüm onu tablonların içinde bir şey saklıymış. Dündar Piyarı'nın gizli hesabının şifresi. Ama ne oldu? Dündar. Dündar Seyden ne demek? 28 numaralı Nadide Eser, 19. yüzyıl başlarına ait tamamen el yapımı bir İznik Osmanlı şerbetliği. Üzerindeki tuğra 3. Selim'e ait olup metal katmaları Ermeni bir usta tarafından tasarlanmıştır. Eserin açılış fiyatı 1 milyar. 1 milyar 500. 1 milyar 500. 2 milyar. 2 milyar. 2 milyar 500. 2 milyar 500. 3 milyar. 3 milyar. 3 milyar 500. 5 milyar. 5 milyar yani, 5 milyar. 10 milyar. 15. 20 milyar. 25. 30 milyar. 30 milyar. Satıyorum. 30 milyar. Satıyorum. Sat. Sevgili seyirciler, bildiğiniz gibi arkasında yıllar boyu dişinden tırnağından arttırarak tasarruf ettiği birikimlerini kaybetmiş, binlerce mudi bırakarak vefat eden Dündar Ersöz'ün tüm mal varlığına TMSF el koymuştu. İşte bugün burada TMSF adına düzenlenen bu müzayedeyle Ersöz'ün birbirinden değerli parçalardan oluşan sanat koleksiyonu satılıyor ve elde edilen gelir devletin kasasına ve dolayısıyla umarız mudilere geri dönüyor. Gökhan Minareci, Kanal C Haber, İstanbul. Kardeşim deli misin sen? Hapisten çıktığın gün 14 adam öldürmüş. Neden? Islak mendilin var mı? Arap sabunlar. Kıçını mı yıkayacaksın? Komiserim, Japon görgü tanığının birebir tercümesi geldi. Ha?
Vallahi bilmiyorum. Billahi bilmiyorum komiser bey. Ben aracıyla muhataptım. Aracı da öldü. Vefat etti. Abim biliyor. Hırsızı hırsızı. Bir de manken kız vardı yanında. Hangi manken kız? Şu kırmızı mı? Kırmızı valla mı? Bıyıkları pala bıyıktı, pala. Böyle uzun. İlmucuk kemikleri biraz daha çıkık olacak. Böyle evet, evet öyle bir şey. Göz kapakları biraz daha aşağı doğru. Evet. Evet. Bir İstanbul beyefendisiydi adeta. Ama hiç beyefendi değildi. Bir beyefendiydi. Kafasında fes vardı. Fesimsi şapka gibi bir şey. Şapkanın fese benzeyeni vardı. Kafasında. Evet, bu. Yakalayın beni bunu. Çıktıkça dikleşiyor hayat yokuşu.